demiyor dedi Taner Özarslan efendim ilk bölümde. Öne çıkan cümlemiz buydu. Devam edeceğiz sohbet etmeye ama bir ALB menkul değerlere dönelim. Karşımızda Rıdvan olacak. Arkamızda bizi bekliyor. Rıdvan, kurda akşam saatlerinde 2.23'ün de altını gördük dedik. Yani bu dolar TL izleyicilerimize soruyorlar. 2.20'ye düşer mi? 2.20'nin de altı görülür mü diye çok soru var. Önümüzdeki haftada FED var. Çarşamba günü. Ne dersin? Kurdaki gevşeme, dolar TL'deki düşüş devam eder mi? İyi geceler Barış. Evet, kurda bugün de aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini gördük. Özellikle bugün önemli bir veri akışı olmamasına rağmen Türk lirasının gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığını gördük. Bu kapsamda da 2.23 seviyesine doğru bir hareket var. Aslında deyim yerinde ise dana ve kuyruğu haftaya kopacak diyebiliriz. Özellikle Amerika tarafında 3. çeyrek büyüme revizesi, ilk büyüme revizesi büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda FED kararlarını takip edeceğiz ve Perşembe günü yılın konuşması yine piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Yurt dışında ise ticaret açığı bizim gündemimizde olacak. Bu kapsamda eğer dolarda bir değer kaybı yaşanması durumunda ve 2.23 seviyesinin altında işlem görmeye devam etmesi durumunda aşağı yönlü hareketlerle birlikte 2.21 seviyelerine kadar bir geri çekilme görebiliriz hafta boyunca. Fakat tam tersi durumda dolar eğer global bazda da değer kazanmaya devam ederse özellikle 2.24.50 direncinin kırılması durumunda yukarı yönlü hareketten etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Bir de Rıdvan, altını bize anlat lütfen. Altında 1230 dolarlardayız sanıyorum. Hani orada bir çok büyük hareketlenme yok. Önümüzdeki hafta hem FED var, pazar günü stres testleri gelecek Avrupa'dan. Oradaki stres altına yarar mı diye de merak ediyoruz. Ne dersin? Evet Barış, altında dün de bahsettiğimiz gibi hafta başından bu yana aşağı yönlü hareketler etkili. Özellikle 1250 direncinin üzerinde tutunamamasından dolayı aşağı yönlü kademeli hareketler vardı. Bugün de 1230 desteğine kadar geri çekildi fakat burada tutunduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta eğer dolarda bir değerlenme görülürse aynı şekilde FED sonrası veya yılın konuşması sonrası bu aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğini kademeli olarak söyleyebiliriz. Özellikle 1222 seviyesine dikkat çekmek gerek. 1222 seviyesi de aşağı yönlü kırılması durumunda 1208 seviyesi ve geçtiğimiz haftalarda görülen dip seviyeler 1180'lere doğru bir hareketini görebiliriz. Aksi durumda ise 1230 seviyesinden destek alması durumunda yukarı yönlü hareketlerle birlikte 1237 ilk olarak test edilebilir. 1237 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda ise 1250 direncine o hafta başı test ettiği seviye olan 1250 direncine doğru bir hareket olabilir. Rıdvan, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. İyi hafta sonları dileyelim. Aynı zamanda yeniden ALB'den stüdyomuza döndük.